26 Kasım Cuma ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Hababam sınıfında olduğu gibi Nevşehir'de de öğrenciler bulundukları bölgenin tarihini dışarıda gezerek, görerek ve yaşayarak öğrenecekler. Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Hababam sınıfında olduğu gibi Nevşehir'de de öğrenciler bulundukları bölgenin tarihini dışarıda gezerek, görerek ve yaşayarak öğrenecekler. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan bu önemli projede 7 ve 9. sınıflar, 7 ilçe ve beldeler ile merkez de dahil olmak üzere dışarıda ders görüp bulundukları bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini öğrenecekler. Çocuklara ana şefkatiyle yaklaşıp sevgisini her fırsatta gösteren Vali İnci Sezer Becel, yaklaşık 8.000 öğrencinin gezip, görerek ve yaşayarak öğreneceği bu projeyi işte böyle anlattı. Evet, günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'in en özel yerlerinden bir tanesi olan Kayaşehir'deyiz bugün. Kayaşehir'i gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte gezeceğiz. Ve projemizin de açılışını bugün Nevşehir Kayaşehir'den yapacağız. Aynı zamanda 7 ilçemizde eş zamanlı olarak ilçelerindeki öğrencilerle ilçelerinin tarihi, kültürel mekanlarını ziyaret edecekler. Neden böyle bir proje başlattık, çalışma başlattık? Öncelikle onu izah etmek istiyorum. Biliyorsunuz her tarafı tarih olan, kültür olan bir kentte yaşıyoruz. Ve bu kentte okuyan 50 binin üzerinde öğrencimiz var. Ama şunu fark ettik. Gençlerimizin özellikle kendilerine en yakın olan yerlerde bile bu mekanları görmediklerini, ziyaret etmediklerini gördük. Hem gençleri görerek eğitimin bir parçası haline getirmek bu gezileri, aynı zamanda da ilimizi gençlerimize tanıtmak suretiyle aslında gönüllü, fahri elçiler yaratmak, rehberler yaratmak. Bu projede ortaklarımız tabii ki başta Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yapıyoruz bunu. Ama aynı zamanda bütün belediyelerimiz, merkez belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, belde belediyelerimiz, Kaymaklı, Göreme, Üçhisar, Ortahisar gibi olan yerlerde, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Rehberler Odası, Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz. Tabii her yerde olduğu gibi mutlaka emniyet, jandarma işin içerisinde, işin ortağı. Ve çocuklarımızla birlikte ilimizin zenginliklerini birlikte yaşayacağız inşallah. 8.000'in üzerinde 8.225 öğrencimize 7 ve 9. sınıfların tamamına bu sene Nevşehir'in güzelliklerini görerek, yaşayarak öğretmeyi hedefliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Nevşehir'de gün boyu gezi yapıp esnaflar ile konuştu. Vekiller özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan dükkanlarda dert dinledi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Nevşehir'de gün boyu gezi yapıp esnaflar ile konuştu. Vekiller özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan dükkanlara rastgele girdi. Dert dinledi. 30 milletvekiliyle Nevşehir'e çıkartma yapan CHP heyeti, sanayici, esnaf, vatandaşlar ile görüştü. İl Başkanı Kamil Gülmez'in de katıldığı bu görüşmeler esnasında vatandaşların büyük bölümü dert yanarken işlerinde biz halimizden memnunuz diyen sanayici de çıktı. İşte vekillerin Nevşehir turu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsın hemşehrim? Hocam nasıl işlerin güçlerin? İşlerimiz tadıyor. İşlerimiz tadıyor. Biz zam yapamıyoruz. Her yere zam oluyor, biz yapamıyoruz. Yarı yarıya yani yapmaya çalışıyoruz, bırakıp gidiyorlar. Demek ki tam yapsak hiç iş yapmayacaklar. Nasıl şimdi alımlar, insanlar ekmek alırken de nasıl durumları? Şu halde bile zorlandı. Şu halde bile devamlı bayat ekmek söylüyor. Bayat ekmek daha ucuz başkanım. Ne tabii. Bayat ekmek söylüyor. Ne bileyim, yardım yok mu diyor. Ha. Asıyoruz oraya biz zaten. Şeyimiz var. Asılı ekmek. Ekmeğimiz var. Devamlı asıyoruz oraya. Bayat ekmek söylüyor. Bir tane bulamazsın. Asar asmaz. Biliyor. Bayat ekmek denildi. Soruyorlar, askıdan ekmek alıyorlar. Yani vatandaşın durumunu en iyi sen bilirsin. Tabii, çünkü burası fırın, burası ekmek yani, bu daha üstü yok. Yani onun için senin söyleyeceklerin hepimiz için çok önemli, memleket için. Vatandaşın durumu hiç iyi değil. Hepimiz biliyoruz zaten. Vatandaş daha da iyi biliyor. Gerçekten biliyor. Yaşıyoruz çünkü.
Erol. Erol'cum nasılsın, iyi misin? Çok şükür. Nasıl işler müşter? İyiydi yani. Masraflar ya. Nasıl? Masraflar çıkıyor mu? Sattığını yerine koyabiliyor mu? Elektrik, doğalgaz. Tabii sen burada çalışıyorsun. Tabii. Peki geçinebiliyor musun aldığın şeyi? Nasıl? Aldığım maaşla geçinemiyorum da. Yani mecbur geçinmeye çalışıyoruz bu şekilde. Öyle mi? Çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk yok. Nasıl günü yani mesela kirayı ödeyip ödeyebiliyor musun bütün ihtiyaçlarıyla ilgili? Kiraya böyle eksi hesabımız var. Eksi hesapla döndürmeye çalışıyoruz bu şekilde günde. Eksi hesapla? Parayı bu şekilde döndürüyoruz. Kolay gelsin. Hayır. Mesela damızlık, diş hayvan dediğimiz ürünleri şu an kestiriyor. Yani bir hayvanla örnek veriyorum, 1 milyar lira, 1,5 milyar lira yem maliyeti oluyor. Üzerine koyabileceği şu anki et fiyatlarında koyduğu et ya belki 1000 liralık et koyuyor. Ya besici şu an zarar ettiği için yem fiyatlarının maliyetlerini yükselttiğinde biz inanıyoruz muhtemelen birkaç ay içerisinde et de müthiş şekilde yükselecek yani. Bu süt hayvanlarını kesiyorlar. Evet, süt hayvanlarını kesiyorlar. O da ne? Ya zarar ediyor adam. Yapacağı bir mantıken yapacağı bir şey yok. 1500 lira yiyen bir hayvandan yani 1000 liralık süt alırsa zarar ettikten sonra bu çiftçi bu işi yapmasının bir anlamı yok. Sürekli içeri giriyor yani. O yüzden de bu işi bırakıyor yani. 3-5 İhracat mı yapıyorsunuz? Aşağı abi %50'si yok. Peki şimdi bu doların artmasından ne oldu size? Girdiler mesela nasıl? Şöyle söyleyeyim, doların artmasından bizim için hiçbir şey değişmiyor. Hattı zaten. Çok kazandınız var. Ya öyle değil. Şu 1 kilo demir. Dolar 1 lira, misal bu 1 lira. Bugün dolar 1.30. Aynen değişmiyor. Girdilerin maliyeti de mi dolar üzerinde? Yok, TL. TL. TL de buradaki şey şu. Şöyle söyleyeyim, ihracat yapan firmalar buna menfaat var. Çok büyüttüler, tabii bunun kaybı şu, geçmiş dönemde güzel Türkiye'de kapattı fabrikayı. Evet. Bizim uzak çok... Ama uzak kapatma sebebi farklı ki aile arasındaki o şey... Biliyorum, çok güzel biliyorum. Çok güzel, size güzel biliyorum. Birisi dedi ki bir esnafımız, ben bugün satıyorum, 2 saat sonra alamıyorum dedi. 2 saat sonra. Doğru, gerçekten öyle. Bak gerçekten öyle. Topu 100 liraya satıyorduk. Süper topu çekin. 100 liraya satıyorduk. Şu an bize geliş 140 lira olmuş. Ya biz niye dolarlarla? Biz burada niye üretemiyoruz ya? Topu, giyimi, kuşamı biz burada üretemiyoruz. Niye yapmıyoruz bunu? Niye? İlla her gelen birer saray olsun otursun mu? Gerçekten öyle. İki elim kopsun ona yine oy vermem ben. Satırla vursunlar oy yok. Yani ülke battı. Hala ülke iyi. Erken seçime git o zaman ya. Ya git biz de kurtulalım, herkes kurtulsun. Ya ben öğrenciyim, ben okula günlük 70-80 lira götürüyorum, yetişemiyorum. Vallahi yetişemiyorum, yetmiyor yani. Hı. Yıldık, bir an önce gitsin artık. Hani 20 yılda alacağını abi. Aldı zaten. Zengin edeceğini zaten zengin etti. Gitsin artık. Bari İnce Sezer Becel bir dizi program için Türkiye'ye gelen ve bu kapsamda Nevşehir'i de ziyaret eden Zambiya Başsavcısı Shava Siyuni'yi misafir etti. Vali İnce Sezer Becel bir dizi program için Türkiye'ye gelen ve bu kapsamda Nevşehir'de ziyaret eden Zambiya Başsavcısı Duşyuni'yi misafir etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve beraberindeki heyet ile Topuzluhan'da bir araya gelen Vali İnce Sezer Becel, Zambiya Başsavcısı Yuni'ye şehrin güzelliklerini anlattı. Dünya şehri olan Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgili bilgiler verdi. Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün, Nevşehir'de araç sürücülerine önemli uyarılarda bulundu. Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün, Nevşehir'de araç sürücülerine önemli uyarılarda bulundu. Kış mevsiminin gün ve gün yaklaştığını ifade eden Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün, kış lastiği konusunda herkesin büyük hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılması, şehirler arası ve şehir içi yollarda seyreden tüm kamyon, çekici,
tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerde bu kapsamda zorunlu olduğunu ifade eden Başkan Düzgün, 1 Aralık 2021'den itibaren kış lastiği takmamanın cezası 846 TL olup 1 Ocak 2022 itibariyle güncellenecektir. Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da bu konuya özen göstermeleri önem taşımaktadır. Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri şehrimizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması sonucu meydana geliyor. Bu sebeple ticari veya özel araç demeden tüm vatandaşlarımızın kış lastiği kullanımına dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görünmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiği ve araç bakımının önemi büyüktür, dedi. Son aylarda ardı ardına gelen zamlar sürücülerin belini büktü. Artık kontağı basmanın bedeli 1 TL'den başlıyor. Son aylarda ardı ardına gelen zamlar sürücülerin belini büktü. Artık kontağı basmanın bedeli 1 TL'den başlıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de araç sürücüleri şu günlerde ardı ardına gelen zamlardan dolayı karamsar günler yaşıyor. Geçen yıllarda kilometrede 30 kuruş yakan bir araç şimdi 1 lira veya daha fazlasını yakmaya başladı. Bu duruma özellikle sürücüler büyük tepki gösteriyor. Her geçen gün bir bataklığa saplanıyoruz diyen sürücüler, böyle nereye kadar devam edilecek? Aldığımız asgari ücret, onunla da bu pahalılık karşısında nasıl durursan dur. Her şeye zam konulurken iyi de asgari ücrete zam yapılmak için neden Şubat ayı bekleniyor? Bu hak mı, adalet mi? Nasıl bir düzen içerisindeyiz? Anlayamadık, gitti. Nevşehirlilerin en çok tercih ettiği alışveriş alanlarından sosyete pazarı artık yeni yerinde hizmet verecek. Nevşehirlilerin en çok tercih ettiği alışveriş alanlarından sosyete pazarı artık yeni yerinde hizmet verecek. Nevşehir Zübeyde Hanım Caddesi Yeşil Vadi Konakları'nın yan kısmında kurulan sosyete pazarı artık yeni yeri olan 2000 Evler pazar alanında hizmete açılacak. Her cumartesi insanlara hizmet vermeyi amaçlayan bu pazar yerinde yine elbise, ayakkabı, züccaciye, kuruyemiş, baharat, gıda, mefruşat gibi pek çok ürün satışa çıkartılacak. Ayrıca büyük talep gören bu Nevşehir sosyete pazarında yeni esnafların da yer alacağı öğrenildi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günün 30 Kasım olduğunu hatırlattı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günün 30 Kasım olduğunu hatırlattı. Vergi ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için vezneler hafta içi 8.30-7, hafta sonu ise 9 ve 5 arası hizmet verecek. Vatandaşların son günde yoğunluk oluşturmaması için vergilerini gecikmeden ödemeleri tavsiyesinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Salı günü sona erecek. Yoğunluk oluşmaması için hafta sonları veznelerimiz açık olacak. Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Belediyemize ödenen bu vergiler ilçemize hizmet olarak yansıyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi e-belediye.melikgazibel.tr adresinden de ödeme yapabilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz. İlçe sakinlerimiz ve mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet için de ayrıca teşekkür ediyorum, dedi. Doğa güzelliğiyle dikkat çeken Bayramacı Mahallesi turizme kazandırılacak. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar,
Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Cahit Cıngı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doktor Şükrü Dursun ile birlikte doğal güzelliğiyle dikkat çeken Bayramacı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Ortak akıl ile çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar şu açıklamalarda bulundu. Bayramacı mahallemizdeyiz. Bayramacı'da bilindiği üzere bir termal kaynağımız var. Bu termal kaynağımızı gerek kaplıca olarak gerek de farklı farklı nasıl değerlendirebiliriz? Kayseri'mize turizm olarak neler katabiliriz için bir aradayız. Erciyes AŞ'mizin kıymetli genel müdürü, İl Kültür Turizm Müdürümüz, Kayseri Üniversitemizin rektörü hep beraberce burada neler yapılacağıyla ilgili bir istişare içerisindeyiz. Bunun arkasından da inşallah gene bir araya gelerek adımlar halinde buradaki yapılacak olan çalışmaları değerlendirip bunun üzerinde neler yapacağımızı, bu bölgenin Bayramacı'nın Kayseri'mize kazandırılması için neler yapılacağıyla ilgili bir master proje hazırlığı içerisinde olacağız. Tabii ki Koca Sinan'ımızın her bir bölgesinde farklı farklı güzellikler var, farklı farklı değerler var. Bunların gün yüzüne çıkartılabilmesi için de bugün burada olduğu gibi ortak aklı harekete geçirerek bu güzellikleri hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına kazanım haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise şunları söyledi. Bayramacı mahallemiz hem termal şifalı su, hem doğal güzellikleri, hem çeşitli kültür varlıklarıyla çok farklı değerlere sahip bir nokta. Bu açıdan yani her açıdan ele alınması gereken bir yer. Biz başkanımıza da teşekkür ediyoruz daveti ve bu çalışmasından dolayı. Bugün burada istişare yaptık. İnşallah bunların sonuçları da yakın zamanda hayata geçecektir. Bu hayata geçtikten sonra bölge turizmi için önemli noktalardan birisi olacaktır. Biz yine teşekkür ediyoruz. İnşallah hayata geçtikten sonra da artık farklı bir Bayramacı göreceğiz. Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa da şu açıklamalarda bulundu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün bizi buraya davet etti. Beraber gezdik. Buradaki potansiyelin, doğal zenginliklerin nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin buranın hem bölge turizmi açısından hem ülke turizmi açısından oluşturabileceği değerler üzerinde istişarede bulunduk. Tabii Bayramacı'nın bugün şahsen ben ziyaret ettiğimizde fiilen şunu da hissetmiş oldum. Kapadokya'nın merkezinde bulunan Nevşehir ve Kayseri gibi iki kadim şehrin tam sınır noktasında. Baraj Nevşehir ve Kayseri illerini aslında birleştiren bir nokta. Kızılırmağımız, barajımız bu noktada önemli bir değer. Buradan bölge turizmine güzel katkılar ve değerler oluşacak. Başkanıma tekrar bizi buraya davet ettiği için bu istişareyi yaptığımız için de teşekkür ediyorum. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ise şu ifadelere yer verdi. Evet, Kayseri son özellikle 10 yıldır önemli bir turizm şehri olmaya doğru hızla ilerliyor. Erciyes turizmi derken şehrimizdeki diğer turistik altyapının da katkı sağlaması üzerine Büyükşehir Belediye'miz, diğer ilçe belediyelerimiz yoğun gayret gösteriyorlar. Bayramacı da şehrimizin çok eski bir değeri, çok eski bir markası. Biz çok iyi hatırlıyoruz. Çocukluğumuzda büyüklerimiz yazın belli dönemlerde Bayramacı'ya kaplıca tedavisi için, tatil için gelirlerdi. Dolayısıyla şimdi sağ olsun Çolak Bayraktar Başkanım burayı tekrar ele alıp, çağdaşlaştırıp, günümüzdeki turizm vizyonuna uygun bir formata büründürmek için gayret ediyor, sağ olsunlar. Biz de Erciyes turizmiyle, şehrimizin diğer turizm envanteriyle burasını nasıl bütünleştiririz, nasıl bir mantıklı plan yaparak buradaki yatırımları şehrimizin ve bölgemizin ekonomik katkısına dönüştürürüz. Bunun gayretini tartışmak için burada bulunuyoruz. İnşallah güzel bir yapılaşmayla güzel bir değer daha kazanacak şehrimiz. Orada bir köy var ve o köy Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Çökek köyü izliyoruz. Orada bir köy var, o köy Çökek. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1928 yılından beri aynıdır. Köy Nevşehir iline 27 kilometre, Ürgüp ilçesine 9 kilometre uzaklıktadır. Köy nüfusu 2020 kayıtlarına 261 olarak geçmiştir. Bu nüfusun 126'sı erkek, 135'i ise kadındır.
Çökek, Topuz Dağı'nın uzantısı olan Karadağ'ın yamacına kurulmuş olup, Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar başta olmak üzere tüm vadileri ve Kızılırmak Deltası görünmektedir. Köyde eski yıllarda Rumlar ve Türkler beraber yaşamışlar. Rumların köyden ayrılmasından sonra bazı evler boş kalmış ve bakımsızlıktan harabeye dönmüş. Köyde okuryazarlık oranı yüksektir. Çökek köyünde yetişen pek çok vatandaş memleketin farklı meslek gruplarında hizmet etmiş. Bunların en tanınmışlarından Mustafa Fevzi Taşer'dir. Mustafa Fevzi Taşer kimdir? Mustafa Fevzi Taşer 1888 yılında Ürgüp'ün Çökek köyünde doğmuştur. Çanakkale Savaşı'nda yedek subay olarak kalmıştır. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarını kurtarmak için gittiği Revandiz cephesinde Ruslara esir olmuştur. Burada 2 yıl esir kaldıktan sonra Alman bir ailenin yardımıyla 27 Haziran 1918'de topraklarına geri dönebilmiştir. Ürgüp'te şubesi açılan İhtiyat Zabitleri Taevin Cevriyeti'nin kurucuları arasındadır. 1925 yılında çıkan Şeyh Said ayaklanmasının bastırılmasında da görev alır. Celal ve İhsan isminde iki oğlu vardır. 1928 yılında Çökek köyünde okul açılmasına öncülük etmiştir. Köyde Ağlar Konağı bulunmaktadır. Köyde Ağlar Konağı diye adlandırdıkları büyük evleri vardır. Bu konak miras yoluyla Mustafa Fevzi Taşer ve kardeşi Ahmet Taşer'in çocuklarına kalmıştır. Ağlar Konağı Karadağ'ın yamacına yapılmış, planı ve yapılış şekli Kapadokya bölgesinin coğrafi yapısı sebebiyle yaygın olarak kullanılan yapı tekniklerine uygundur. Evin ön tarafında yığma tekniğiyle binalar yapılırken arka tarafında ise kayalar oyularak yeni yaşam alanı yapılmıştır. Bunlar ise tandır evi, kiler ve ahırdır. Konakta ağ odası denilen bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde köyün ileri gelen zenginleri ve misafirleri ağırlanır. Kış aylarında ise köyün yaşlı erkekleri burada toplanıp zaman geçirirler. Köyün soruları burada tartışılır. Kur'an okunur ve dini sohbetler yapılır. Köylünün birçok problemi mahkemeye intikal etmeden burada çözülür. Köyde tarımsal faaliyet fazla. İnsanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüğü köyde genellikle tarıma dayalı faaliyetler büyük oranda göze çarpıyor. Köylüler tarım arazilerinde üzüm, buğday, arpa, çavdar gibi ürünler yetiştiriyor. Köyde geçim genelde tarıma dayalıdır. Üzümcülük de köyde büyük önem arz ediyor. Göç verme olayı yok. Çökek köyünde Ürgüp'ün diğer köylerine göre göç verme olayı pek yaşanmamış. Yıllara göre Çökek köyü nüfusunda ciddi bir azalma görülmemiş. Köy göç vermeyip nüfusunu korumasıyla da dikkati çekiyor. Şimdi karşınızda Nevşehir ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. Kasım Cumartesi, Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 15. Hacıgöl, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 15. Avanos, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 18. Derinkuyu, en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 15. Gülşehir, en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 18. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 15. Kozaklı, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 16. Ürgüp, en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 16. Kasım Cuma, Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Uzer Eczanesi, Yeni Mahalle Kayseri Caddesi. Merkez Özlem Eczanesi, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi. Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Can Eczanesi. Derinkuyu Cebeci Eczanesi. Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Eczanesi. Kozaklı Volkan Eczanesi, Ürgüp Aydan Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 26 Kasım Cuma, döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 700 lira.
gram altın satış 703 lira. Çeyrek altın alış 1118 lira. Çeyrek altın satış 1130 lira. Euro alış 13.59. Euro satış 13.66. Dolar alış 12.04. Dolar satış 12.11. Bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.